Bekir Azar Tarihi Borç Trump başkan olduğu dönemde Irak'ta 1 trilyon dolar harcadık, askerlerimiz öldü, kazanan şirketler oldu, bir yerlerle savaşmamız için şirketler tarafından hala baskı görüyoruz diyordu. Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte petrol şirketlerinin kasaları tarihi rekorlara imza attı. Sadece Amerikan şirketlerinin son 6 aydaki karı 200 milyar doların üzerindeydi. Yok böyle bir şey idi durumlar. Çünkü yoktu böyle bir tarihi rekor kar. Amerika Başkanı Biden'ı savaşları seven tüm şirketler seçimde desteklemişti. Ancak bu ay başında Biden bile isyan ediyor. Petrol şirketlerinin bugün rekor karları Ukrayna'daki savaşın beklenmedik bir sonucudur. Böyle bir savaş zamanında ve tarihi karların elde edildiği bir dönemde şirketlerin kendi dar çıkarlarının ötesinde hareket etme sorumluluğu vardır. Ben bir kapitalistim, şirketlerin adil karlarıyla ilgili bir sorunum yok ama bu kadarı da yeter diyerek bir şeyler anlatmak istiyordu. İngiltere bir zamanlar baharat ticaretinin yoğun olduğu dönemde sırf şirketleri aşkına Hindistan ve Çin'e kadar gidip asker yığmıştı. Şirketlerinin kazanması uğruna Çin'de Afyon savaşlarını başlatmış, bu uğurda Hong Kong'u yüzyıllığına Londra'ya bağlamıştı. Bu uğurda milyonlarca insanı öldürmüş, binlerce askerini kaybetmişti. Osmanlı'da petrol haritaları ortaya çıktığında dünyada at arabaları revaçtaydı. Ancak geleceğin dünyasını çok iyi okuyan şirketler Avrupa ülkelerine büyük baskı yaptı. Otomobil yüzyılı başlıyordu. Petrole konanlar Karun gibi zengin olacaktı. Dünya enerjiyi keşfediyordu kuyuları ve vanaları ele alan refaha ve güce kavuşacaktı. Şirketler ve kanlı refah aşkına milyonlarca insanı öldürerek Orta Doğu'ya girdiler. Osmanlı'yı parçalayarak petrol üzerinde oturan, birbiriyle husumetli Arap ülkeleri kurdular. Onların her kavgaları batının korumasına ihtiyacı doğurdu. Araplar birbirleriyle savaşırken, petrol kuyularına Amerikan ve İngiliz şirketleri kralları koruma bedeli diyerek oturuyordu. Kuyular çok önemliydi. İktidara getirdikleri İran şahı bile petrolü millileştirmeye kalkınca darbeyle indirildi. Adamı yaşatmaz öldürürlerdi. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela yeryüzünün en zengin ama en fakir ülkesiydi. Petrolünü Amerikan şirketlerine vermediği için devlet her gün milyonlarca fakir insanına kumanya dağıtmak zorunda kalıyordu. Devlet başkanı da sürekli darbe ve suikast girişimlerine maruz kalarak öldürülmek isteniyordu. Enerji uğruna nice devlet adamları ortadan kaldırılıp mezara gömülmüştü. Tüm bunları Türkiye'nin bugün geldiği noktayı çok daha iyi anlayabilmemiz için beynimize yerleştirmek zorundayız. 50 yıl içinde dünya petrolden kopup yeni enerji kaynaklarına sürüklenecek.'' 2073'te dünyada tüm şirketlerin ve kanlı akbabaların yeni hedefi hidrojen, toryum, doğalgaz ve bor olacak. Sadece 1 ton toryum 1 milyon ton petrole eşdeğer katkı sağlayacak. Nükleer gücün mihenk taşı olacak. Dünyanın en büyük hidrojen, bor ve toryum rezervleri ise Türkiye'de. Etrafındaki 3 denizde doğalgaz kaynıyor. Dünyanın en büyük rezerv arama gemilerine sahip ülkelerden biri haline geldik. Akdeniz'de Libya'nın 200 trilyon dolarlık doğalgaz rezervlerini arama ve çıkarma ortağıyız artık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün Cezayirle ortak petrol ve doğalgaz şirketi kuracağımızı açıkladı. Çok sayıda Afrika ülkesi Türkiye ile enerji ve madenlerimizi çıkarmak için Ankara'yı bekliyoruz diye çağrı yaparak sıraya girdi. O Afrika'da Türkiye'nin yumuşak gücünü artık kullanması, dosteli, kazan kazan yöntemi ve gönül bağlarıyla Fransızlar kovuluyor. O yüzden Fransızlar önceki gün Türkiye Afrika'da sömürgeci diye bağırmaya başladı. Biz onlar gibi kan dökmedik, milyonları öldürmedik. Tam tersine Adalet ve hakkaniyetle, sevgiyle yaklaştık. Yıllarca ülkemizde de yatırım yaparak boru hatlarıyla ağlar ördük. Sonunda Batı'nın enerji üssü haline geldik. Türk Birleşik Devletleri'nin kuruluşuna adım attık. Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin enerji rezervlerini Azerbaycan Karabağ üzerinden hat açarak Akdeniz'deki limanlarımıza indirecek hale geldik. Böyle bir manzara batının kandan beslenen çakallarını kahrediyor. Devletimizi yönetenleri yaşatmak bile istemezler. Artık çok olduk ve hedefiz. O yüzden Türkiye yüzyılında 2071 vizyonunu çok iyi hissetmemiz ve 50 yıl sonrasının silah sanayinde en güçlü ülkelerinden biri olmamız gerekiyor. Savunma sanayine yapılan yatırımlara, içimizden saldıran iddiatçı işbirlikçi kafaları çok iyi görmek, bilmek ve bu ülkeyi sağlam ellere teslim etmek zorundayız. Zira bu Osman Gazi'ye, Sultan Selim ve Fatihlere olan tarihi borcumuzdur. Bekir Azar Takvim Mehmet Beyhan İsrail Seçim Sonuçları İsrail seçimleri ne yazık ki faşist ve siyonist Netanyahu'nun liderliğinde aşırı sağcı koalisyonun kazanmasıyla sonuçlandı. 120 sandalyelik İsrail parlamentosunun 65'ini aşırı sağcı blok kazandı. Netanyahu'nun tekrar iktidara gelişi zorbalığın teyidi demektir. Bu sonuçlar Filistin'de İsrail sorununun devam edeceğini, kalıcı adil bir barışın şu aşamada sağlanamayacağını gösterdi. Son yıllarda İsrail medyasında Arap kökenli vatandaşlarının organize suça eğilimli olduğunun algısını yaratmak için çok haberler çıkıyor. Delil olarak da yakaladıklarının hepsinin silahlı olduğunu söylüyorlar. Peki sormak lazım. Mossad göz yummasa bu silahlar Arapların eline nasıl geçebilir? Demek ki İsrail sinsice belirli Filistin halkı arasında kendi silahlarının yayılmasını sağlıyor. Peki neden bunu yapsın? Bence Filistin halkını terörize ederek İsrail'in ırkçı uygulamalarını meşru göstermek için yapıyor. Muhtemelen önümüzdeki süreçte Netanyahu'nun iktidarı Filistin'de çatışmayı derinleştirerek işgalin sınırlarını genişletmeye çalışacak. Hükümette artacak olan dini fanatizmin popüleritesi Batı Şeria'daki Filistinlilerle yerleşimci çeteleri arasında çatışmaları körükleyebilir. Batılı liderler Netanyahu'yu tebrik ettiler. İngiltere Başbakanı Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron seçimlerdeki zaferinden dolayı Netanyahu'yu tebrik etmişlerdi. Mevcut Amerikan yönetimi ise İsrail'de artan sağcı eğilimler hakkında önce endişelerini dile getirdi, sonra da Biden Netanyahu'yu arayarak tebrik etti. Netanyahu'nun zihniyeti Netanyahu'nun fikir dünyasını daha yakından tanımak için 1993'te yazdığı A Durable Peace, Israel and Its Place Among a Nations adlı kitabını şu sıralar okuyorum. Oldukça faşist ve siyonist bir çizgiye sahip olduğu çok net anlaşılıyor. Müslümanların tarihine, değerlerine dair pozitif tek bir cümlesini göremedim. Arapların şiddet eğilimli olduğunu, dünyaya terör ihraç ettiklerini yazmış. Özellikle Filistinlilere karşı derin bir kin ve düşmanlık besliyor. Filistin devletinin kurulması demek Yahudi devletine karşı ölümcül bir tehlike oluşturacağını tahmin etmenin zor olmayacağını ileri sürüyor. Önemli notlar alıyorum. İleride yeri geldikçe sizinle de paylaşacağım. Örneğin ilginç bulduğum notlardan biri İsrail'i Kur'an İngiltere'yi 51. sayfada The Betrayal yani ihanet başlığıyla suçlamış. Çünkü İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu'nda üstlendiği vaatlere sırtını döndüğünü söylüyor. İngiltere 1922'de Ürdün'ü Yahudi ulusal evinden kopardığını yazıyor Netanyahu. Kafaya bakın. Ürdün'ü Yahudilerin ulusal evi olarak görüyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da Yahudilere karşı uygulanan şiddeti Siyonistler istismar etmekte. Zira bugün İsrail'in işlediği vahşeti eleştiren herkes Yahudi düşmanlığıyla suçlanıyor. Halbuki Netanyahu'nun yazdığı kitaptan da anlaşıldığı gibi tam aksine İsrail'in insanlığa düşmanlığı söz konusu. Burada bütün Yahudileri İsrail'le aynı kefeye koymamak gerektiğinin altına özellikle çizmek isterim. Zira İsrail'in işlediği vahşeti kabul etmeyen vicdan sahibi tanıdığım birçok Yahudi olduğunu da belirtmem lazım. Toparlayacak olursak İsrail'in son seçim sonuçlarında kin, nefret, düşmanlık çıktı. Dolayısıyla Müslümanlar için bu seçim sonuçları iyi olmamıştır ama bu bizi asla umutsuzluğa sevk etmemelidir. Tam aksine Müslümanları önümüzdeki zorluklara karşı amansız mücadele etmek için motive etmelidir, hazırlamalıdır. Mehmet Beyhan Milat